Neyi soracaktım? Erdoğan'ın burada bir göndermesi oldu geçmişe dönük. Terzi Fikri'nin oğlundan Erdoğan'a yanıt. 2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı demiş. Erdoğan'ın Ordu'da hedef aldığı Fatsa'nın 1980'de askeri operasyonla görevden alınan Terzi Fikri rakaplı BD Başkanı Fikri Sönmez'in oğlu Naci Sönmez cevap vermiş Erdoğan'ın hedef almasına ve Ordu'da aslında seçimler tamamlandı demiş. Bu bir anlamda az önce sorduğum soruya net bir yanıt vermiş. Katılır mısınız? Ya Erdoğan durup dururken Terzi Fikri mitingde söylemedi. Yani ondan önce tam bir hafta önce Sol Parti'nin orada mitingi vardı ve esas olarak gündemi orada geldi. Oradan bir rahatsızlığı vardı. Yine belki genç arkadaşlarımız hatırlamaz ama 70'lerin de esas meselelerinden biri fındıktı orada. Terzi Fikri denilen diye isimlendirilen Fikri Sönmez oranın belediye başkanıydı ve onu belediye başkanı yapan süreç aslında oradaki toplumsal muhalefetle ilerici devrimci güçlerin birlikte fındık tekerlerine karşı verdikleri mücadele sonucunda bir bağımsız aday Fikri Sönmez. Doğal olarak fındıkla oradaki bağımsız belediye başkanlığı çok birbirine geçmiş bir şey. Çünkü fındık hayat orada. Hayatına karşı bir mücadele var ve orada o ekip, o anlayış, o fikir bununla örtüştü ve belediye başkanlığı, 9 aylık bir belediye başkanlığı, çok uzun bir belediye başkanlığı değil. 12 Eylül'den önce Temmuz ayında bir operasyonla görevden alınıyor Fikri Sönmez ve 1994 yılında da cezaevinde ölüyor. Bir belediye başkanından bahsediyoruz. Fikri çok kuvvetli, ismi gibi siyasal fikri çok kuvvetli. O siyasal fikir emekle fındıkla tekrar buluştuğunda da bir tehdit algısı oluştu iktidar tarafından. Çünkü daha önce de oranın toplumsal meseleleri, toplumun kendi gerçek sorunlarıyla ilericilerin, oradaki yurtseverlerin bir araya gelmesi ve başka modellerle yeni bir şey önermeleri onlar açısından tehditti. Bugün de aynı tehdidi hissetti ve Terzi Fikri'yi iyi tanırsınız diye böyle bir cümle kullandım. Şimdi hem Terzi Fikri'nin bölge halkı için ne ifade ettiğini ve dolayısıyla bu değerlendirmeye nasıl bir tepki vereceğini konuşalım ama az önce kastettiğim o VTR'yi şimdi müsaade ederseniz izleyelim. İşte bu noktada tepkiler vardı. İzleyelim. Ah ah, bu ordu terörün ne menem şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu ordu Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim ordum çok ödedi, çok. Ama artık böyle bir şey var mı? Yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatsa'nın eski belediye başkanlarından Terzi lakaplı Fikri Sönmez hakkında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı. Muhalefeti Erdoğan'ı sert eleştirdi. Erdoğan neye kime saldıracağını şaşırdı. 36 yıl önce yaşamını yitiren, ne yaptıysa halkı için, halkı ile birlikte yapan Fikri Sönmez'i hedef alıyor. Terzi Fikri'nin mücadelesini halktan kopuk, emekçi düşmanı Kenan Evren zihniyetinde birinin anlamasını beklemiyoruz. Erdoğan, ordulu, halkı için halkıyla çalışan Terzi Fikri'sini iyi tanır. Bir de talancı, halkını açlığa mahkum bırakırken zenginleşen AKP'yi daha iyi tanır. Karadenizlerinin fındığını bahçede bırakmasına sebep bu iktidar, seçilmiş başkan Terzi Fikri'ye söz edecek hadde sahip değildir. Erdoğan fındık taban fiyatını açıkladığı Ordu'da terörle mücadeleden söz ederken 12 Eylül'e giden süreçte askeri operasyonla görevden alınan ve cezaevinde yaşamını yitiren Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e hedef aldı. Bu ordu Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim ordum çok ödedi, çok. Ama artık böyle bir şey var mı? Yok. O sözleri eleştiren CHP kurmayları Erdoğan'ı Kenan Evren'in yanında durmakla suçladı. Elbette Tayyip Erdoğan seçilmiş belediye başkanı Terzi Fikri'den değil darbeci Kenan Evren'den yana olacaktı. Şaşırmadık. Biz darbelere karşı demokrasiyi, darbecilere karşı seçilmişleri, Kenan Evren'e karşı Fikri Sönmez'i savunmaya devam edeceğiz. Erdoğan'ın sözlerine Sol Parti'den de tepki geldi. Kısa süre önce Ordu'da fındık mitingi gerçekleştiren Sol Parti'nin Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, Erdoğan Kenan Evren'in sözünü tekrarladı, biz Terzi Fikri'nin diye konuştu. Evet, Ordu, Fatsa ve bütün memleket Terzi Fikri'yi bilir. Onun köylünün emeğine nasıl sahip çıktığını bilir. Erdoğan Kenan Evren'in sözlerini tekrarladı. Biz de Fatsa meydanında fındıkta sömürüye son diyen Terzi Fikri'lerin sözünü tekrarladık. Evet Yaşar Aydın, birincisi Erdoğan neden böylece bir
hedef alma yoluna gitti? Neden işte evrenin dilini sahiplendi? Aynı zamanda evreni yargılayacağı vaadini seslendiren, bu konuda işte referandumlara giden de çünkü kendisiydi. Birincisi o niye hedef aldı? İkincisi bunun halktaki karşılığı sizce nedir? Ya aslında şöyle, tam da 12 Eylül olduğunda Kenan Evren'in bir sözü vardı. Biz bu darbeyi yapmasaydık şimdi ülkeyi Fatsa'yı yapanlar yönetecekti demişti Kenan Evren. Fatsa bir demokrasi örneği, aynı zamanda emekçi halkın yönetime katılma noktasında mahalle meclisleriyle oluşturduğu mahalle meclisiyle demokrasi örneği. 9 ay süren bir hikayeyi biz hala konuşuyoruz, o yüzden hala Erdoğan aradan 40 yıl geçtikten sonra bir bölgeye gittiğinde onu anmak zorunda kalıyor. Negatif de olsa o onun için aslında mücadele ettiği bir kavram olarak duruyor. O anlamıyla insanların zihninde çok fazla yer etmiş bir süreç. Yani siz Fatsa'ya, ben çok gittim, Fatsa'ya gittiğinizde düşüncesi ne olursa olsun o dönemi ayrı bir yere koyup insanlar hep pozitif olarak anlatıyor ki çok bedel ödemiş bir ilçeden bahsediyoruz. Yani 12 Eylül silindir gibi geçti. Bir sürü genç cezaevine girdi, asıldı, idam edildi. Buna rağmen... Evet, Erdoğan da biliyorsun gözyaşları içerisinde evet, Erdal Eren'le ilgili neler kürsüden şiirler okumuştu. Hatta bir ara 12 Eylül yargılamasından sonra, referandumundan sonra Fatsa'da bir mahalleyi AKP'liler Fikri Sönmez Caddesi filan önerecek kadar işi başka bir noktaya getirmişler. 12 Eylül 2010 referandumundan önce, ama aslında gerçek niyetlerini şu anda Erdoğan ifade etmiş oldu. Bir tek adama karşı daha kolektif bir yönetim anlayışıdır Fatsa fikri meselesi, ona itirazı. İkincisi de esas olarak oradaki kolektif hayat emekten yana bir pozisyon aldı, tekelcilere karşı durdu, kara borsacılara karşı durdu. Bugün de aslında Erdoğan'ın da rahatsız olduğu bir mesele. Çünkü fındık fiyatını halka sorarak yapmadı. Oraya gelmeden önce hepimiz biliyoruz ki hem oradaki sanayicilerle, büyük sanayicilerle hem de İtalyan şirketle özel görüşmelerden sonra bu fiyat ortaya çıktı. Pozisyonu böyle. Doğal olarak Fatsa fikriyle kavga etmesi, itiraz etmesi, bunu orada ifade etmesi çok yadırganacak bir şey değil ama toplumun bir karşılığında evet, yani olacağını... Gönlündeki yeri nedir terzi fikrinin? Ya o onun aslında hem fikren hem ruhen düşmandan bahsediyoruz. Yani çünkü başka iki tane dünya orada. Yani biri kolektif, birlikte bir hayat örme ve bunu emek eksenli yapma. Diğeri de tek bir insanın her şeye karar verdiği, müdahale ettiği, işte gidiyor fındık fiyatını söylüyor, bir de çay fiyatını söylüyor, bir kararname geliyor, birini görevden alıyor. Hani yakında ilkokul müdürlerini de Erdoğan atayacak. Hani bu noktaya gelen bir iki ayrı dünyanın şeyi ve doğal olarak kafasında negatif bir obje olarak duruyor ve kendini hala Erdoğan zihniyetini ya da AKP rejimini hala geriye doğru iten, onu bir çeşitle sınırlandıran bir düşünce olarak görüyor. İşte ondan önce yapılan miting, 70 liranın çok fazla dillendirilmesi, bir çeşit teşhir edilmesi Erdoğan'ın fındık politikalarını, onun oraya gidip hava atacağı bir şeyin önünü kesmiş oldu. Bunda öfkesini bundan 1984 yılında ölen bir devrimci belediye başkanından almış oldu. Ama gelen reaksiyon ve tepkiler de gösteriyor ki hiç de Erdoğan'ın dediği gibi değil. Toplumun sanatçısından aydınına, politikacısına kadar herkesin saygıyla andığı bir isim olduğunu da görmüş oldu Erdoğan. Evet.